Şeker hastalığına dönelim de istiyorum. Evet, şeker hastalığı da biraz önce zaten biraz bir giriş yaptık. Bu evet. anlamda aloe vera'nın da etkisi geçişine yüksek. Ama şeker hastalığı da belli bir yaştan sonra maalesef ki artık çağımızda herkes sanki bekler oldu şeker hastalığını. Böyle de kötü bir yanı var. Ama biz buna kanmayalım. Nasıl önleyeceğiz? Nasıl engelleyeceğiz? Günümüzde yanlış beslenme şeker hastalığı tetikliyor. Yani eskiden yanlış besleniyordu insanlar da. Ama şimdi daha da yanlış besleniyor. Mesela nedir? En büyük tehlike şu. Yemiş olduğumuz her şeyde, cips, jelibon, kek, gofret vesairede, abur cubur yenen her şeyde, özellikle çocukların, mesela 10 yaşında, 6-7 yaşında şeker hastalığına yakalayan çocuklar. Neden? Eskiden pancardan elde edilen şeker kullanılıyordu. Şimdi mısır şurubundan, mısır nişastasından şeker yapılıyor. Buna nebeşe, mısır şurubundan elde edilen şekere nebeşe denir. Nişasta bazlı şeker. Evet. Özel bir sistemle 170 ton şekerden 100 ton şeker elde ediliyor. Mısır şekeri. Mısır şekeri %80 fruktoz, %20 glikoz içerdiği için bünye bunu kabul etmiyor. Bünyemize uygun değil. Zaten şekerin kendisi de zararlı. Bir de bu şekilde daha uygunsuz bir şekilde yediğimiz noktada. Çeşit şekerler var. Tamam, şeker pancarından elde edilen şeker zararlı. Fakat mısırdan elde edilen şeker tehlikeli. Neden tehlikeli? Pankreas kanseri son zamanlarda %800 artmıştır. Karaciğer yağlanması, pankreas yağlanması organlarda yağlanmaya sebep oluyor. Nerede var bu nebeşe? Çok büyük Türkiye'de bisküvi, jelibon, kek, gofret, çikolata, onların dondurma üreten kullandım. Firmaların birçoğu maalesef bu yanlışı yapıyor. Çünkü mısırdan elde edilen şeker çok ucuz. Pancardan elde edilen şeker pahalı. Onu kullanmıyor. İşte o çikolatalar bu niye ucuz, bu niye pahalı noktası da burada ortaya çıkıyor.